Ferhunde Hanım ilanı görsün de rahatlasın şimdi. Pire için yorgan yakmayın değmez Nehir'in. Bu öyle böyle bir mesele değil Ahmet Bey. Resmen çamur atıyor bize. Kendine baksın o. Konuşturtmasın insanı. Bakın, dedikodu yapmış olmamak için susuyordum ama artık dayanamıyorum, söyleyeceğim. Geçen gün bir adamın arabasına binerken gördüm onu. Araba da arabaydı yani. Adam da öyle pek akrabaya falan benzeyen bir adam değildi. Tövbe tövbe, konuşmayayım diyordum ama bu durumda nasıl konuşmazsınız Nehir Hanım? Kimseden çekindiği de yok. Gözümüzün içine baka baka gitti adamla. Edepsiz. Ama ne yaparsa yapsın, bizi ilgilendirmez. Siz de böyle bir kadının lafıyla buralardan gitmeye kalkıyorsunuz Nehir Hanım. Çok gücendim Ahmet Bey. Hayriye Hanımların da tavır yapması da ağrıma gitti. Tabii gelinin neler karıştırdığını bilmiyorlar. Ama bilmesinler. Sakın söylemeyin siz de. Zaten yeteri kadar dert var başlarında. Söyler miyim canım? Sizin yerinizde başkası olsa geçer karşılarına patır patır söyler. Kısasa kısas. Ama yapmazsınız. Siz yapamazsınız Nehir Hanım. Ama kaçıp gitmek de biraz fazla oluyor yani. Madem surat ediyorlar, görüşmezsiniz, konuşmazsınız, olur biter. Bir onlar olsa neyse. Sedef'i ne yapacağım Ahmet Bey? Söyledim size. Kız kaptırmış kendini bir kere. Laf kâr etmiyor. Boşu boşuna acı çektiriyor. Hem kendine hem bana. İsterseniz bir de ben konuşayım Sedef'le, ne dersiniz? Sakın. Tabii ya, hangi sıfatla değil mi? Bakın, durumdan istifade ettiğimi sanmayın ama birlikten kuvvet doğar Nehir Hanım. Biz de bir aile olsak, güçlüklere birlikte dirensek, sevinçleri paylaşsak, ne bileyim, Sedef'e de abilik etsem. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil Ahmet Bey. Kusura bakmayın, işime devam etmem lazım. Meşgul etmeyeyim o zaman. Ama önce şunu alayım oradan. Vallahi moralimi bozuyor. Ahmet Bey. Bakın ne olur, öfkeyle karar vermeyin lütfen. Beni de üzmeyin ne olur. Kızımı düşünmek zorundayım. Sedef'in buradan uzaklaşıp yeni bir çevre edinmesi lazım. Tebdil mekanda ferahlık vardır diyorsunuz ha? Aynen öyle. Size kolay gelsin. Size de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah. 15-10. Aa, çıkmış bak. Dakika başı ölçülmez ki bu. Psikolojik olarak yüksek çıkar. Ne yapayım kızım? Çarpıntım var. İçim pırpır ediyor. Sinirden. Bileklerini ovayım biraz. Aa, şu omzumu ovayım biraz. Kas katı kesildi. Hadi kızım. Gözü kör olmaya sıcağı ne hallere düşürdü bizi. Oh, baban da gitti gelmedi. Onu da merak ediyorum. Akşamı düşünüyordur. Bakalım Ferhunde Hanım nasıl savunacak kendini? Ne yalanlar uyduracak yine? Artık bir şey söyleyecek hali yok. Niye akşam bekliyoruz ki? Açıp telefonu bir bir vuralım yüzüne. Bütün rezilliğini sayıp dökelim. Sağ ol. Gelmesin kızım artık bu eve. O sahtekar yüzünü görmeyelim bir daha. Sakın. Siz bir şey söylemeyin. Babanız kızar. Bırakın o konuşsun. Ne diyecekse, nasıl söyleyecekse o söylesin. Oh, o bizim gibi değil. En kızgın zamanda bile sakin konuşmasını bilir. Sakin konuşmazsak ne olur? Ferhunde duyacağı her lafı hak etmiyor mu? Kovalın defolsun gitsin işte. Abine ne deriz kızım sonra? Ona da yalan söyler, bizi suçlu durumuna düşürürse ne yaparız? Evden gitmesi problemi çözse tamam da bu evlilik nereye gidecek? Ne olacak? Asıl mesele bu. Onun için susun sabredin şimdi. Babanız gelince de öyle vavelayı vermeyin ortalığı ama. Patırtı gürültü çıkmasın. Kimse duymasın rezilliğimizi yani. Nereye? Uzanacağım biraz. Sakın arayayım deme. Leyla. Tamam ağa. Thank you.
Sabahleyin ne söylüyordun sen? Bakalım hadi şimdi. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Beni kullandın. Niye birlikte oldun benimle? İkimiz de istediğimiz için. Benimle birlikte oldun diye kime neyi ispatladın? Efe ile iddiaya mı girdin yoksa? Neler söylüyorsun sen? Ne Alaturka laflar bunlar? Hiç hoşlanmadım. Niye benimle yattın? Madem nişanlınla birliktesin hala. Niye benimle yattın? Hemen üstümde hak iddia etmeye başladın. Bir gece birlikte olduk diye sana hesap mı vereceğim?